Karabağ harekatı tüm hızıyla sürüyor sevgili izleyiciler. Her gün yeni yerleşim yerleri işgalden kurtarılıyor. Peki işgalden kurtarılan yerlerde durum nasıl? CNN Türk ekibinden Fulya Öztürk ve Halil Kahraman 27 Eylül'de başlayan Karabağ harekatında ilk kurtarılan yerlerden biri olan Fuzuli'ye girdi. Ermenistan'ın 30 yıl boyunca yaptığı tahkimatı görüntüledi ve bölgede nöbet tutan Azerbaycan askerleriyle konuştu. Ne ateşkes anlaşmaları bu soruna çözüm bulabildi, ne müzakereler ne de diplomasi trafiği. Artık Azerbaycan için bıçak kemiğe dayanmıştı. Karabağ, Azerbaycan için dinmeyen sızı, dinmeyen acı demekti. Karabağ demek, Azerbaycan topraklarının %20'si demek. Ve bu topraklar 30 yıldır Ermenistan tarafından işgal altındaydı. Azerbaycan 27 Eylül 2020'de artık harekatı başlattı. Harekatta yaklaşık 1,5 ay geride kaldı. Ve biz şu an kameraman arkadaşım Halil Kahraman'la beraber Karabağ'dayız, Fuzuli'deyiz. Burası işgalden ilk kurtarılan noktalardan bir tanesi. Bundan 30 yıl önce yaklaşık 140 bin Azerbaycanlının yaşadığı topraklardı. Artık bu topraklar gerçek sahiplerini bekliyor. Ve biz şimdi bu tarihi noktada Fuzuli'de işgalden kurtarılan yerleri görüntüleyeceğiz. Fuzuli'yi gezeceğiz Halil Kahraman'la beraber. Şu an Fuzuli'nin kentin tam da girişindeyiz. Eski işte 30 yıl öncesinden kalma bir tabelayı görüyoruz. Biraz sonra yine aracımıza bineceğiz. Ve Ermenistan işgalinde olan o noktaları, kurtarılan, temizlenen o noktaları yakından göreceğiz. Fuzuli'deyiz. Bu bölgede çok sayıda Ermenistan ordusuna ait imha edilmiş zırhlı araçları görüyoruz. Bir kırsal bir alanda, yol kenarında. Bunun gibi çok sayıda askeri araca denk geldik. Bakın şu an 4 tane tank, 4 tane Ermenistan ordusuna ait zırhlı aracı görüyoruz. Bunların çoğu zaten imha edildi harekat boyunca. Çoğu zırhlı araçtan da zaten kaçıp gitmişti Ermenistan askerleri. Hatırlayacaksınız, beyaz bayrak sallayarak teslim olanları da gördük. Esir düşenleri de gördük. Onların çoğu işte bu araçları bırakıp kaçmışlardı. Bırakıp kaçmayanlarsa, o harekat esnasındaysa zaten SİHA'lar sürekli gözetim altında tuttuğu için bu zırhlı araçları, onların da birçoğu etkisiz hale getirildi, imha edilmişti. Şu an işte Fuzuli'de işgalden kurtarılan topraklardayız. Görmüş olduğunuz gibi Ermenistan'a ait, Ermenistan ordusuna ait çok sayıda tankı, zırhlı aracı görüyoruz. İyi misiniz? Süper. Ha? Yaşasın Azerbaycan. Ya Fuzuli'deyiz biz de şu an. Ama biz şu an Azerbaycan. Şuşa'ya gidiyoruz. Şuşa'ya gidiyorsunuz. Evet. Ekmek, çörek yaparız. Ekmek götürüyorsunuz oradaki askerlere. Evet. Siz neler söylersiniz? Sağ olun, eziyet çekip buraya geri gelmişsiniz. Buradan Türkiye'deki kardeşlerimize de salam deyirik. Her şey güzeldi. Allah Azerbaycan halkın, Türk halkın korusun. Şuşa'ya da galiba girildi anladığımız kadarıyla. Evet, evet. Ordumuz şu anda orada, Şuşada, bayrağımız sancılı bora. Bəli, çok güzel haberler gelir. İnşallah Ali Başkomandamız bu hafta tüm halkımıza güzel haberler çatdıracak inşallah. Fuzuli'ye girer girmez hemen şimdi size göstereceğiz. Ermenistan ordusuna ait Ermenistan askerlerinin mevzilerini görüyoruz. Bakın burası Fuzuli'nin aslında tam girişi, daha içeriye doğru girmedik şu an. Azerbaycan askerleri de bir yandan geçiş aşamasında görüyoruz. Selam veriyorlar Azerbaycan askerleri. 30 yıllık işgalin sona erdiğini görüyorsunuz. El sallıyor bir yandan Azerbaycan askerleri. İşte şimdi burası da Ermenistan'ın mevzileri, Ermenistan askerlerinin bu noktalardan ateş açtıkları, saklandıkları mevziler. Çok sayıda lastik de görüyoruz. 30 yıl boyunca tabii yoğun bir tahkimat yaptı Ermenistan askerleri. Tabii bölgede kafamızı nereye çevirsek Ermenistan'ın tahkimatlarını yapmış oldukları, 30 yıl boyunca yapmış oldukları o hazırlıkları görüyoruz. Bakın hemen dağların tepesinde çok sayıda gözetleme kuleleri görüyoruz. Orada Ermenistan askerleri nöbet tutuyorlardı o kulelerde.
Bakın ben gözümle sayabildiğim kadarıyla 3 tane görüyorum hemen dağların tepesinde. Yine yamaçlarda da gözetleme kuleleri var. İşte o noktalarda bu bölgedelerdi. Hep anlatıyorduk size, Ermenistan öyle hazırlıklar yaptı ki Azerbaycan'a karşı, Azerbaycan askerlerine karşı. Bunlar 1-2 yıllık hazırlıklar değil, çok uzun yıllar. Bakın şimdi hep anlattığımız o hendekleri size göstereceğiz. Kilometrelerce uzunlukta, 4-5 metre derinlikte kazılan hendekleri görüyorsunuz. Bu çok uzun. Şu an bu hendeğin kazılan çukurların hendeğin başındayım ama bu İran sınırına kadar uzanan hendekler. İşte bu alanlar imha edildi SİHA'lar tarafından ve birçok noktada bu hendekleri görüyoruz. Tüneller de var, kazılan çukurlar da var. Çok da ileriye gidemiyorum. Tabii bölge de bir yandan temizleniyor. Bizleri de zaman zaman uyarıyorlar. Farklı noktalara kırmızı şeritler çekildi. Henüz oraya geçmeyin çünkü patlayıcı olabilir, mayınlar olabilir. Ermenistan askerleri bölgeyi terk ederken, püskürtülürken arkalarında tabii mayınlar, patlayıcılar da bıraktılar. Dolayısıyla bölgede de hala temizlik çalışması da devam ediyor. Bombalar imha ediliyor, mayınlar imha ediliyor. Ve bir yandan da görmüş olduğunuz gibi şimdi bu çukurlar, bu hendekler de kapatılacak. Buralar SİHA'larla dediğim gibi vuruldu, etkisiz hale getirildi. Ve burada yine çok sayıda obüsler, tanklar bulunuyordu Ermenistan ordusuna ait. Bu tankların namluları da Azerbaycan askerlerine yönelikti.